Kış aylarında çokça tüketilen ayva, soğuk algınlığından öksürüğe kadar birçok derde deva bir meyvedir. Ekim ayında başlayan ayva sezonu kış boyunca devam eder. Ülkemizde en çok Marmara bölgesinde yetişir. Satın alırken büyük ve sert olanları tercih edin. Çok lezzetli olmasına rağmen yemesi biraz zahmetlidir. Çünkü yerken boğazdan zor geçer ve bu da yutkunmayı zorlaştırır. Ayva, İngiltere'de boğulma tehlikesi vardır etiketiyle satılmaktadır. Ayvanın kendisi, yaprağı ve çekirdeğiyle her yönden şifa kaynağıdır. Bu meyveyi tüketirken yutkunmayı kolaylaştırıcı bir yöntem deneyebilirsiniz. Ayvayı iyice yıkadıktan sonra küçük dilimler halinde kesin. Üzerine taze limon sıkın ve bir miktar tuz dökün. Bu işlemleri yaptıktan sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Limon sıkarak yediğinizde hem daha faydalı olacak hem de yutkunma problemiyle karşılaşmayacaksınız. Ayvanın yerken farklı yöntemlerini de deneyebilirsiniz. Bunlardan biri de balla birlikte tüketmektir. Bal ve ayvanın içerisinde bulunan bileşenler tıkanan damar yollarını açar, kalp damar hastalıklarını önler ve felç riskini azaltır. Bunun yanında bulantı ve kusmaya iyi gelir. Ayva balla birlikte tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Ayva tereyağında pişirilerek de tüketilir. Tereyağıyla yenen ayva nefesi ferahlatır, öksürüğe, tüberküloza ve bronşite iyi gelir. Pişirilen ayva yumuşadığı için yenmesi de kolay olur. Dilerseniz çayını demleyerek de içebilirsiniz. Kabızlık, sindirim bozuklukları ve bağırsak hastalıklarına iyi gelen ayva çayı, bağışıklık sistemini güçlendiren yapısıyla da hastalıklara karşı korur. Ayva yapraklarını bir tencerenin içerisinde kaynatın. Daha sonra bu tenceredeki suyu dökün. İçinde kalan yapraklar tekrar su eklenerek kaynatılır. Biraz demlendikten sonra içebilirsiniz. Ayva da diğer meyveler gibi fazla tüketildiğinde insan sağlığına zarar verebilmektedir. Hamileler ayvayı tüketirken dikkatli olmalıdır. Doktora danışarak tüketmeleri daha doğru olur. Aynı şekilde ilaç kullananlar da doktora danışmadan tüketmemelidir. Yüksek tansiyon olan kişiler az miktarda tüketmelidir. İshal olan insanların tüketmesi tavsiye edilmez. Çünkü ayva lif oranı fazladır ve bu da ishali tetiklemektedir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.